Şimdi adamı yakalıyorsunuz. Yakaladıktan sonra tabii ki itiraflarda bulunuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, FETÖ ile ilgili çok çarpıcı bir açıklama yaparak yakaladıklarımız arasında itiraflar var. Bunların kendi aralarında planlarını öğreniyoruz. Yeni bir darbe, yeni suikast planları var ama buna güçleri yok. FETÖ subliminal mesajlarla darbe çağrısı yapmaya devam ediyor. Ülke içinde tehdit oluşturabilecek FETÖ hücreleri var dedi. Şimdi adamı yakalıyorsunuz. Yakaladıktan sonra tabii ki itiraflarda bulunuyor. O itiraflar bize yeni pencereler ve yeni halkalar açıyor. Aralarındaki yazışmaları veya bu bilgisayardı, telefondu, bunların dijital incelenmesinden sonra, siber incelenmesinden sonra elde edilen sonuçlar ve bir bakıyoruz ki hakikaten bunlar kendi aralarında her şeyi düşünüyorlar. Yeni bir darbeyi yapmayı düşünüyorlar. Yeni bir darbe. Tabii tabii. Yeni bir darbe yapmayı düşünüyorlar. Yeni bir suikast yapmayı düşünüyorlar. Bütün bunların tamamını kendi aralarında değerlendiriyorlar. Ha, kuvvetleri, takatleri var mı? Kuvvetleri, takatları şöyle. Bunu da iyi ortaya koymak gerekir. Yani Avrupa'da, hatta Balkanların bir kısmında, işte geçen yapılan operasyonlar Kosova'daki gibi. Tabii. Balkanların bir kısmında FETÖ yapılanması var. Güçlü mü? Örneğin ben, Adalet Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, özellikle bu konuyla ilgili bakanlar son 4 ayda 5 ayda ben kendim 4 ayda 5 ayda olduğu için ve bizim bilimlerimiz sürekli bu ülkelere gidip geliyorlar ve bu ülkelerdeki FETÖ meselesini, PKK meselesini, DHKPC meselesini sürekli anlatıyor. Yani sadece içeride bir operasyon yapıyor değiliz. Aynı zamanda dışarıda da bu operasyonun özellikle lojistik ayağını ve aslında mental ayağını kesmeye çalışıyoruz. Çünkü Avrupa'nın bir kısmı hala FETÖ'nün terör örgütü konusundaki olduğu konusundaki kabulü kendisine içselleştirmemiş.